Nasıl, uyuyor mu? Uyuyor. Bana bakın, bu böyle olmaz. Ablamı hemen toparlamamız lazım. Seren, sen bir doktor bul, götürelim. Sessiz ol. Kemal Bey bu evden giderse bence sorun çözülür. Halam sürekli onunla karşılaşmaktan bu hale geldi, değil mi? Ya tamam, ben de sevmiyorum o adamı. Ama esas mesele ablam. Ya kadın eski kocasının oğlunu kendi kocası zannediyor ya. Gece böyle sayıklıyordu hala. Eşrefsin sen, eşrefsin sen. Ay, olacak şey mi bu? Normal bir şey mi bu artık yani? Bir gelsenize benimle. Burada konuşmayalım, gel. Zeren, halam için hemen bir psikiyatrist ayarlayalım. Halam ikna olacak mı bakalım? Sen ayarla, ben halledeceğim. Vah vah. Yine mi oralara düşeceksin be abla? Yine mi derken? Hayır, yok bir şey. Ben çay koymaya gidiyorum. Siz de toparlanın hadi. Sen acaba halamı ikna edeceğine Kemal'i mi ikna etsen? Defolup gitse bir an evvel bu evden. Hı? Yeter Zeren. Kendine gel. Adam bahçede bıçaklandı. Belalı herifin teki. Ya ne oluyor sana? Ha? Ne oluyor sana, ne oluyor? Bambaşka bir insan oldun, tanıyamıyorum Zeren seni. Her şeyi zorlaştırmak zorunda mısın? Sen annem bize ne yaşattıysa aynısını yaşattın abla. Ben seni ablam olarak bile görmüyorum artık. Sana güvenmiyorum, anladın mı? O yüzden benden destek falan bekleme. Zeren, ben annem değilim. Duydun mu beni? Aynı onun gibisin ama. Buraya gel. Ya bırak. Yüzüme bak. Acıtıyorsun canımı. Yüzüme bak. Ben annem değilim. Duydun mu beni? Ablanım ben senin Zeren. Harikayım ya. Ben seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Nasıl kalsın, bırakıyordun ama abla. Hayır, bırakmıyordum. Bırakmadım Zeren, bırakmayacaktım lütfen. İnanmıyorum sana. Zeren! Ya sana inanmıyorum abla. Tamam. 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 Bak, annem şu an nerede, ne halt yiyor? Hiçbir şey bilmiyorum. Ama seni tanımadığı için, senin gibi bir kızı olduğunu bilmediği için dünyanın en aptal kadını. Zeren, ben düşmanın değilim senin. Ablanım ben senin ya. Ablanım ben senin, hatırladın mı? Abla. Hadi barıştığımıza göre hadi kalama odaklanalım mı? Benim bildiğim iyi bir psikiyatri uzmanı var aslında. Bugün onu arayayım. Bir an önce halletmemiz lazım bu durumu. Süreyya Yılmaz. Ablam olur kendisi. Bir tebligat vardı kendisine. Şöyle bir imzanızı alayım. Heh, tamam. Teşekkür ederim. Allah Allah, ne ki bu böyle? Hala? Halacığım. Ha, ne var kızım? Heh, halacığım, buldum. Neyi buldun? Konsepti buldum. 80'ler partisi yapıyoruz. Ben şimdi Seray'la okul çıkışı buluşuyorum. Malzeme alıyoruz. Bir de bizim kurstaki çocuklar müzik yapabilir mi? İyi, tamam canım. Ne yaparsanız yapın. Allah Allah. Teşekkür ederim canım oğlum benim. O zaman ben kaçtım. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Yes. Ablacığım, kahven geldi. Sağ ol Sacide. De, yani şimdi
Doktorun sana verdiği ilaca bu kahvenin zararı olmasın. Ay sadece de yeter. 50 kere sordun artık yeter. Anneme o kadar iyi anlıyorum ki. Ya dokunursa, ya bir şey olursa, ya bilmem ne. Sinir bozucu bir şeymiş bu böyle. Ha yok yok ablacığım, hiç sinirin bozulmasın senin. Aman. Ya bir de böyle bir şey geldi sana. Ya tebligat mı neymiş? Ver bakayım. Bu arada kızlar iyi ki akıl etti. Harika'nın doğum gününü neredeyse unutuyorduk ya. Hı. Tamam tamam. Sen hazırla menüyü ne gerekiyorsa. Şey benim üstüme de ne düşüyorsa, ne yapmam gerekiyorsa söylersin bana. Tamam sen başla istersen. Ha tamam. Bir bu eksikti. İyi, çok güzel. Bugün yarım tebligat gider. Ondan sonra düşünsünler bakalım. Ya baba sence bu biraz fazla sert olmadı mı? Yani bu insanları çok zor durumda bırakacak bu iş. Oğlum sen ne zaman akıllanacaksın? Senin onurunu ayaklar altına alıyorlar. Nişanlar atılıyor, dayaklar atılıyor. Sen hala onları mı koruyorsun? Onu bizi küçük düşürmeden önce düşüneceklerdi. Hem ben mi soktum onları borca? Süreyya Hanım çekmiş kredileri, yemiş paraları sonra ödeyememiş. Ben sadece işleri biraz hızlandırdım. Borcunu öderse konağı kurtarır. Yoksa konak satışa çıkar. Sonra da sen alırsın değil mi? Aferin bak. Kafan bazen çalışıyor. Harika. Bak halanın senden gizlediği şeyler var. Bunları söylemek bana düşmez ama sadece şunu söyleyebilirim. Seni vicdanen borçlu hissettirip hayatını yönetmesine izin verme. Ne demek istiyorsun Kemal ya? Ne saklıyor halan benden? Efendim hala? Harika. Hemen eve gelebilir misin? Ne oldu, iyi misin? İyiyim. Ama gelsen daha iyi olur. Tamam, tamam geliyorum ben. Yine ne yaptın acaba Kemal? Ben şimdi doğru mu anladım? Hani bu konak ipotekli miymiş? Aynen öyle. Ama bak aramızda Sacide. Buradan laf çıkmayacak. Tamam abla tamam. Yani biz şimdi bankaya borcumuzu ödeyemediğimiz için konak satılıyor mu? Öyle. Eğer iki hafta içerisinde bulamazsak bu parayı banka konağı satışa çıkaracak. Oh Allah'ım yarabbim. Allah sen bu krediyi ne zaman çektin? Niye çektin? Öyle gerekti. Tamam. Peki bu dükkanların kiraları falan? Harikacığım. Ablam yıllar önce Eşref enişte hayrına bir okul yaptırdı. Böyle okul masraflarıydı, çocukların burslarıydı. Yani dükkanlardan gelen paralar oraya gerekti. Öyle değil mi abla? Hiç söylemedin halacığım. Bilmiyorum, hiç aklıma gelmedi. E ne olacak şimdi? Yani konak satılacak mı? Ben buradan başka bir yerde yaşayamam ki. Yabancılara el alemin nasıl bırakayım da gideyim ben bu konağa? Aslında yasal olarak varislerin önce teklif verme hakkı var. Yani Kemal'e söylersek belki... Hayır. O Kemal denen adamın hiçbir şekilde haberi olmayacak. Duymayacak bunu. Tamam halacığım duymasın. Peki ne yapacağız? Başka bir fikrin var mı? Bu kadar parayı nasıl bulacağız iki haftada? İnsan aklının kabul etmediği bir şeyi sırf kalbi öyle istiyor diye yapabilir mi?
başka birinin canını yakmak uğruna, üstelik de çok değer verdiği birinin, yine de aşık olduğun insanın peşinden gidebilir misin? Hangisi daha erdemlidir? Ailene olan sadakat mi, yoksa aşka olan sadakat mi? Ben ne saklıyorsun hala? Ne saklıyor olabilirsin? Gel. Abla. Ne yaptın? Nasıl geçti seans? Bilmiyorum ki, hiçbir şey anlatmadı. Ama bana sorarsan çok garip şeyler dönüyor Zeren. Ne gibi? Gel. Söyleyeceğim ama halama sakın bir şey yaptırmak yok, tamam mı? Evin üzerinde ipotek varmış. Eğer 2 hafta içerisinde ödeyemezse konağı satışa çıkaracaklar. Abla sen ne diyorsun? Benim de bugün haberim oldu. Ya ben bilsem bürodan ayrılır mıyım? Bir şekilde para biriktirirdik. Hep beraber bir çaresini bulurduk. Üzerine de gidemedim şimdi halamın bugünkü hali yüzünden. Yani ne oldu ki sence? Neden para gerekti? Bilmiyorum. Ama aklıma şimdi başka şeyler de gelmiyor değil Zeren. Ne gibi abla? Ya başka şeyler de saklıyorsa bizden? Böyle bir şey sakladığına göre. Ya ne kadarlık bir borç ki bu? Yani bulamaz mıyız bu parayı? Ya da birinden bulamaz mıyız? Cem'i diyorsun. Ay saçmalama. Onlardan asla böyle bir şey istemem. E ne yapacağız o zaman abla? İnanamıyorum ya. Adnancığım, hepimiz seni çok iyi biliyoruz. Sen parmağını şıklatsan alırsın o konağı onların elinden. Ama hayatım, oğlumuzu düşünmek zorundayız burada Cem'e. Bak, çok hassas dengeler var. Adnancığım, kızın ailesini de gücendirmeden başka bir yol bulsak ha? Kimse bize kazık atamaz. Siz kabullenseniz de ben kabul etmem. Sorarım hesabını. Alacağım o konağı ellerinden. Bakalım ne yapacaklar. Adnancığım, ne olursun biraz sakin ol. Lütfen. Bak sen konağı onların elinden alacak olursan, Cem kızın karşısında ne kadar kötü duruma düşecek. Kızdan henüz vazgeçmedi ki. Ne biliyorsun, belki barışacaklar. Ya siz ne eziksiniz. Millet ağzınıza tükürmüş, hala anlaşacaklar diyorsun. Ama dur sen. O kız Cem'in ayağına kapanacak. Ne olur evlen benimle diye. Ne oluyor anne? Bak, şu oğlumuzun yüzünü biraz güldürsek. Ha? Başka bir çözüm bulsak. Benim aklıma bambaşka bir fikir geliyor. Şey mi oldu Harika? Avukatın değil miyim? Konuşacaklarım var, hadi hazırlan. Nereye gidiyoruz? En büyük hissedarlardan ikisini buldum. 2 kardeşler. Bayağı hızlı çıktın. Bir de işi kabul etmeyeceksin neredeyse. Hadi konuşmakla vakit kaybetmeyelim. Senin işini bir an önce halledelim ki sen de beni bir an önce azat et. Tamam. Dışarıda bekliyorum ben, sen gelirsin. Tamam. Aslında durumu özetlemek gerekirse kardeşinizle bir araya gelip bir anlaşmaya varmalısınız. Yani buraya yazık olmasın. O mu gönderdi sizi? Bu zamana kadar aklı neredeymiş? Yok, bizi kimse göndermedi. Biz burayı kurtarmaya çalışıyoruz. Vallahi rahmetli babam ölünce gel şu köşkü onaralım. Güzel bir iş yapalım dedim. Dinlemedi beyefendi. Bende de onun listesini alacak para yok. Güzelim köşk öylece kaldı. Bu saatten sonra isterse satılsın, isterse katılsın. Peki babanızın, büyük babanızın hatıralarının hiç mi önemi yok? Geçmişi öylece çöpe atamazsınız. Ya da yok sayıp yıkıp geçemezsiniz. Bugünü var eden o geçmiş değil mi? Burası sizin olmasa bile bir başkasına ev, yuva olabilir. Burada yeni bir tarih yazılabilir. Yani kaybetmeyin bu şansı. Vallahi gidin, kardeşim olacak variyemizi ikna edin. Bana boş.
Birini bir şeye ikna etmek insanın en zorlu sınavı. Çünkü ona bırak kendi gözlerini, gel benim gözlerimle bak diyorsun. Olmayacak yani o zaman. Kurtaramayacağız köşkü. Konak yüzünden bu kadar etkilendim. Kaybetmek istemiyorsun burayı. Halam burayı kaybederse yıkılır. Kaybetmeyebilir. Eğer istersen. Yok. Daha önce de söyledim Kemal. Yani konu hakkında yardımını istemiyorum. Peki. Görüşürüz. İyi geceler. Ya babaannemin gardırobuna baksana, maden gibi. Her dönem var ya kadında. Evet. Her dönemi doya doya yaşadığı için. Ya hala ne diyeceğim ya? Telefonumu buldun mu? Miray kızım, kaç kere sordun? Yok telefonun. Bence sen telefonunu kaybettin, ben sana söyleyeyim. Ya deme öyle ya. İyi geceler. Şişt. İyi geceler. İyi geceler. Hoş geldin. Hoş buldum hala. Halam dönmemiş galiba, yok odasında. Yok. Kadın resmen kayıp. Ay ben de korkmaya başladım vallahi. Zaten bugünlerde aklı da gidip geliyor. Kimin aklı gidip geliyor sadece de? Ay ablacığım ya. Neredesin sen? Ay, meraktan çatladık vallahi. Bir işim vardı sadece de, onu hallettim. Ne işi? Konak satılmayacak. Nasıl? Bankayla sorun çözüldü işte, o kadar. Peki abla, sen o kadar parayı nereden buldun? Ay buldum işte Sacide. Halacığım akşam akşam ne oldu da birden çözdük biz bu meseleyi? Yahu ben çözüldü diyorum. Siz bana güvenin, bitti gitti. Tamam. Oh, oh ya Rabbim, çok şükür ya Rabbim, sen büyüksün. Harika. Hala. Ofistekileri ayarladım. Ablam hiçbir şeyden şüphelenmedi. Seni bekliyoruz. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bugün harikamızın doğum günü. Hiçbir şey benim neşemi kaçıramaz. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Bu konak en güzel günlerinden birini yaşasın bakalım. Hadi. Şef Bey, demek hala oralarda bir yerlerdesiniz ha? Yani evet, biz zaten Adem Bey'le de görüştük. O olumlu bakıyor aslında. Hani ben diğer varise ulaşabilirsem süreç hızlanır diye size ulaştım. Hı. Tamam. Tamam. O zaman ben sizden haber bekliyorum. Tamam, teşekkürler. Efendim Seray. Harika abla, babaannem fenalaştı. Konağa gelebilir misin? Nasıl, ne oldu? Halam nerede? Hepsi başındalar, seni aramamı istediler. Tamam tamam canım, geliyorum ben, hadi.
yaptın. Harika. Ne oldu? Unutacağımızı mı sandın? Ya aşkım. İşte öyle şakalarsın kızım. Ya? Babaannem nerede? Biliyorsun o az soyusu olduğu için en son inecekmiş hanımefendi. Tamam. Bu ne peki böyle? 80'ler partisi yapıyoruz. Bak senin kostümün de hazır. Yürü. Hadi hadi. Çabuk ol. Ay abla. Aynı eski günlerdeki gibi olmuşsun maşallah. Yalnız bu Müjde Hanımları çağırman çok iyi olmuş. Arayı bir düzeltmemiz lazım. Madem o kadar yardım ettiler. Sacide, bak konuştuğumuz gibi tamam mı? Aramızda kalacak. Özellikle Harika hiçbir şey bilmeyecek tamam mı? Tamam canım, ha benden sır çıkmaz. Hayır ya. Tango ne? Tango bilen mi kaldı artık? Harika. Almıştı bir zamanlar tango dersi değil mi kızım? Halanın dersi aldım da tango öyle pek başına yapılmıyor ki. Bu dansı bana lütfeder misiniz Harika Hanım? Ben uzun zamandır dans etmedim. Hoş olabilirim. Sen kendini bana mı bırak? Ben kendimi sana bırakamıyorum Temel. Sorunumuz da bu ya. Bence 2 dakika için bunu yapabilirsin. Merhaba. Merhaba. İyice alın ölçüleri. Fotoğraf falan da çekin. Fazla göze batmayın ama. Tamam Adnan Bey. Arkadaşlar ölçüm için gelmek üzereler. Aramızda bir şey olmayacak demiştin Harika. Neden titriyorsun peki? Açlıktan şekerim düştü. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Müsaadenizle Süreyya Hanım. Süreyya Hanım, Harika'nın mutlu olmasını istiyor musunuz? Ne demek o öyle? Ne saçma bir soru. O zaman onu kapattığınız kafesin kapağını açın. Annesini ondan uzak tutmaktan vazgeçin. Biliyor musunuz, ben artık Eşref'in oğlu olduğumuza inanmıyorum. Öyle mi? Öyle. Kimim o zaman ben? Bilmem. Onu öğreneceğiz. Önce Eşref'in mezarını bir açtırayım da. Anlamadım. Ne yapacaksınız? Duydunuz. Bakalım gerçekten oğlu musunuz? Onu bir DNA testiyle bir kanıtlayalım da bakalım. Sonra konuşuruz nasıl olsa. Çok ileri gidiyorsun Süreyya. Öyle mi? Öyle. Sağlığında huzur vermediniz, rahat bırakmadınız belli ki adama. Bırakın da bari mezarında rahat etsin. Belki de delirmişimdir. Belki senin o olduğuna inandığım için beni hastaneye kapatırlar. Ama bana koymaz, ben alışığım. Bu muammayla yaşayacağıma açtırırım o mezarı. Eşref'in kemiklerini görene kadar rahat etmem ben. Kemal Bey, buyurmaz mısınız siz de? Bu adamın hala burada işi ne? Olmaz ama artık bu kadar da yani. Tamam anneciğim, tamam. Bak bugün Harika'nın doğum günü. Rezillik çıkartmak yok dedik. Adnan gelince güreceğim ben ama. Tamam. Harika abla, bir konuşma mı yapsan? Ben yok. Yok ki, boş ver şimdi. Ha, Turgut geldi. Efendim cümleten, iyi akşamlar. Afiyet olsun. Aa, ne hoş sürpriz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Size layık değil ama kabul buyurun. Doğum gününüz kutlu olsun, nice mutlu senelere. Çok teşekkür ederim. Gel Turgut, gel. Böyle otur. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İçeriye girdin mi? Hadi abla, konuşma. Tamam. Hı? Aslında hala çok şaşkınım ama hepimize güzel de bir moral oldu böyle. Önce Süreyya halama teşekkür etmek istiyorum. Beni bu yaşa kadar büyüttü, destekledi. Tabii babaannem, Sacide halam. Zeren, kardeşim, ara sıra didişsek de sık sık. Onun desteği olmadan nasıl olurdu bilmiyorum. Miray, Seray, Aysel yengem. Hepimiz böyle bu konakta bu kadar güzel bir aile olarak yaşadığımız için gerçekten çok mutluyum, çok şanslıyım. Nikos Efendi, Efe. Efe'yle daha tam tanışamadık ama ailemize tekrar hoş geldiniz. Müjde Hanım, Cem. Zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim her şey için. Ve Kemal. Umarım bu masaya hep birlikte oturuyor olmamız artık bir şeylerin düzelmesini sağlar. Çünkü hayat çok kısa. Ben hepiniz hayatımda olduğu için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Babamı erken kaybettik. Annem var ama yok. O yüzden annemin bana veremediği her şeyi bana veren Süreyya halam için kadehimi kaldırmak istiyorum. Ya. O zaman iyi ki doğdun Harika. İyi ki doğdun. Canım. Teşekkür ederim.
müzik başlasın artık. Zeren şarkı söylesin. Yok, ben söylemeyeyim. Benim sesimi açmam şimdi çok uzun sürer. Sen söyle abla. Evet Harikacığım, sen söyle. Senin doğum günün bugün. Ay, evet. Evet. Hadi. İyi tamam hadi. Harika, harika, bravo. Harika, harika. Gidelim harika. Bence gidelim, gidelim. Bana söylemek istediğin şey var mı Zumrut? Kimden gelmiş? Ne oluyor? Doğum günün kutlu olsun kızım. Yanında olamadığım için üzgünüm. Ama yakında geliyorum. Annen Nihan. Söylesene.